Merhaba, ben Merve Alemdaroğlu. Kafos Kale'de pizza öğrencisiyim. Ne demek pizza? Felsefe, uluslararası ilişkiler ve ekonomi öğrencisiyim. Bugün okulumuzun ana binasındayız. Okulumuz 1868'de kurulan, büyük kanala bakan, barok bir palazzo ana binamız. İlk olarak yüksek ticari üniversite olarak, kurum olarak kurulan bir üniversite. Daha sonra ticari, ekonomi ve dil bilimsel alanda yüksek bir öğrenime başlıyor ve İtalya'nın ilk yüksek öğrenimi denilebilir. Ve şimdi de bugün ana binadayız. Hadi gelin size biraz Venedik'i gösterelim. Beni takip edin. Venedik'i seçmemin bir diğer sebebi de masalsı bir şehirde öğrenci olmayı deneyimlemekti. Ve gerçekten inanılmaz güzel bir şehir. Ve biraz gelin nasıl masal deneyimleyeceğiz görelim. Ve şimdi de Campo Santa Margherita'dayız. Burası ana lokasyon, ana mekan diyebiliriz. Bütün öğrencilerin, Venediklilerin buraya kahveye, aperole, yemeğe geldiği güzel bir lokasyon. Aynı zamanda bütün öğrenciler Covid'den önce tabii ki burada buluşuyordu. Mezuniyet alanları, buluşma alanları, kahvelerin içildikleri alan burası. Gördüğünüz gibi böyle tatlış, güzel. Turistik ve romantik bir şehir olmasının yanı sıra burası aslında lokallerin ve öğrencilerin takıldığı bir yer. Ve böyle güzel bir öğrenci şehri. Üniversiteye kabul sürecinde tabii ki ben Pizza Edu ile başvurmayı tercih ettim. Tüm ekibe ve özellikle Süleyman Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü bir aile gibi olmaktan ziyade bütün sürecimde destek oldular ve her şeyi en iyi şekilde açıklayarak yaptılar. Okula kabul şartlarını karşılamanızla beraber sizin için başvuruları yapar, motivasyon mektubunuzu yazmanıza yardımcı olurlar ve aynı zamanda sözlü bir sınav olan interview için size gerekli bütün bilgileri verirler. Benim kabul sürecim tabii ki birçok üniversiteyle birlikte başarılı sonuçlandı ve ben Venedik'i tercih ettim. Tercih ettiğiniz üniversite ve şehirle ilgili sizi kabul aldıktan sonra bilgilendirir ve İtalya'ya geldiğinde konaklama ve diğer tüm gerekli evraklar işlerinde size yardımcı olurlar. Venedik'te paylaşımlı odada, yurtta veya Mestre'de bir evi tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bölgesel burs başvurularında Kazım Bey size gerekli bütün evrak işlerinde yardımcı olacak. Evet, şimdi de San Barnaba'dayız ve arkadaşım Ceren'le birlikteyiz. Ceren aynı zamanda arkadaş ve sınıf arkadaşıyız. Onunla burada tanıştık ama ikimiz de Pizza Edu ailesindeniz. Şimdi size Ceren'i takdim ediyorum. Merhaba. Hoş geldin. Herkese merhaba. Ben Ceren. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama 3 yıldır ben de Merve gibi Venedik'te yaşıyorum. Birinci yıl aslında ben yurt tercihinde bulundum. Daha fazla uluslararası öğrencilerle tanışmak için ve Venedik'te yaşamanın bana farklı bir şey kazandıracağını düşündüğüm için. Yurtta yaşamak doğru söylemek gerekirse biraz daha değişik. Çünkü karışık yurtlar oluyor genelde burada. Türkiye'deki gibi olmuyor. Onun dışında mutfağınız hep birlikte oluyor. Çoğunlukla elektronik araç gereç olmuyor. Ama onun dışında aynı zamanda başka insanlarla tanışıp sosyalleşmek için, Erasmus'tan arkadaş edinmek için çok güzel bir yöntem. Onun dışında 2 yıldır ben de evde yaşıyorum. Oda arkadaşlarımla, ev arkadaşlarımla ev birlikte. Ev arkadaşların İtalyan. Ev arkadaşlarım İtalyan. Zaten bir yerden sonra sınıf arkadaşlarınızla güzel bir sosyal bağınız oluyor. Onlarla birlikte de görüşmeye başlıyorsunuz. Venedik'in benim için en sevdiğim özelliği her yerin yürüme mesafesi olması ve her köşenin bir tarihi, bir anısı, keşfedebileceğiniz hep bir şey olması. Evet, adeta bir açık hava müzesi diyebiliriz. Evet, kesinlikle öyle. Peki şu anda San Barnaba'dayız. San Barnaba hakkında bize bildiğin bilgileri verebilir misin? Tabii ki. Şu anda San Barnaba'dayız. San Barnaba buradaki çok böyle herkesin fotoğraf çektiği bir tane manavın yeri. Çünkü bu manav Venedik'te kendi meyvelerini bir tane küçük gemi gibi bir şeyle getirip orada satıyor. Ondan sonra herkes oradan alıyor. Çok Venedik stili, başka bir yerde bulamayacağınız bir şey. Ben Venedik'te değil, Mestre'de kalmayı tercih ettim. Bu
tamamen öğrencilerin ekonomik bütçelerine bağlı olarak değişebilecek bir durum. İlk sene iki tane İtalyan arkadaşım vardı ve onlar İtalyancamı geliştirmeme, bana Venedik'i daha iyi tanıtmalarına çok yardımcı oldular. Şu anda da bir Sırp arkadaşımla kalıyorum. Bu aynı zamanda başka bir dili öğrenmeniz için de müthiş bir deneyim. Çünkü şu anda birazcık da Sırpça konuşabiliyorum. Arkadaşlarınızla aynı zamanda evde buluşup yemek yapabilir. Herkes kendi ülkesinin yemeğini, kültürünü, müziğini tanıtabilir. Ve bu gerçekten müthiş bir deneyim.